Evet, sözüm vole devam ediyoruz. Hemen Kemal Özkıraz'a dönüp sorduğum soruyu yineleyeyim, o da bize cevap versin. Şimdi Mehmet Ali Kulat Bey'in söylediklerini anlattıklarından Türkiye'deki siyaset milliyetçilik ve sağ merkez sağ üzerinden yapılmalıdır, yapılıyor ve bu şekilde şekilleniyor diyebilir miyiz? Yani AK Parti'den giden oylar yine sağ partilere gidiyor, CHP'ye kayma olmuyor. Bunun sebebini açıklar mısınız ve bu muhalefetin bundan sonraki süreci açısından ne anlam ifade ediyor? Yani hep bu arada CHP sağ mı yattı, sağ yatmamalı mı, sosyal demokrasi özünden uzaklaştı tartışmaları var ya, o nedenle de soruyorum. Şöyle, aslında MAK araştırmanın anketinde CHP'ye oy gelmiyor gibi bir bulgu yok. Yani AK Parti'den CHP... kayanlar oraya gitti manası söyledim. Öyle bir bulgu da gözükmüyor aslında. Oradan da gitmiş gözüküyor. Çünkü CHP son seçime göre 2,5 puan kadar oyunu artırmış gözüküyor. Elbette yetersiz. Fakat oy kaybetmemiş ve hiçbir muhalefet partisi geçen seçimden bu yana oy kaybetmemiş. O zaman bu oyların tamamı AKP'den geliyor. Totalde hesapladığımızda. Yani CHP de oradan oy alabiliyor. Fakat çok büyük kısmı, önemli kısmı gayet tabii sağ bir iktidardan ayrılıp hemen öyle sol bir partiye oy vermek çok kolay değil kitleler için. Sol için de aynısı geçerli. Yani böyle 3-5 ay içerisinde karar değiştirmek pek mümkün değil. İdeolojik ayrımlar olan yerlerde. O yüzden bu AK Parti seçmeninin de ağırlıklı kısmı AK Parti'den vazgeçtiğinde ekonomiyi de daha iyi yapabileceğine, AK Parti'den daha iyi yapabileceğine inandığı sağ partileri tercih ediyor. Ama çok az kısmı da işte ya bu sağcılara lanet olsun deyip geçebiliyor. Onların sayısı da çok az, dediğim gibi. Bu iki cenah arasındaki geçişler de aslında tam olarak ne soldan ne tam olarak sağdan, daha çok yaşam tarzı üzerinden ve biraz da ekonominin etkisiyle daha liberal grup yahut daha böyle üst sınıf diyebiliriz parasal anlamda da. Yani sağ sol ayrımı yapmıyorum ben, çeşitli argümanlarım var, ona göre oy kullanıyorum diyen bir 3-4 puanlık seçmen var. Bunlar iki parti arasında gider gelir. Anladım. Hiçbir zaman da dördü birden gidip gelmez yani. Peki burada çok kısa kısa bir karşılıklı sizi konuşturmak istedim. Mehmet Ali Bey, bu azgın milliyetçilik vurgusu sürekli MHP'nin kazandırıyor mu, kaybettiriyor mu? Kemal Bey buna ne der? Mehmet Ali Bey? Yani şöyle, azgın milliyetçilik söyleminin kimseye bir artısı yok. Orada bir yanlış algılama olabilir. Onu düzeltmek isterim. Yani öyle bir değerlendirme. Ben şunu demek istemiyorum. Çalışmadan da bu çıkmıyor. Kemal Bey hemen yakaladı zaten. Önemli bir şey. Yani AK Parti ile, evet doğru, AK Parti ile CHP arasında geçirgenlik çok yüksek oranda yok. Ama belli bir seçmen kitlesinde de yer değiştirebilir. Yani bu ekonomiye de bağlı olur, başka şeylere de bağlı olur. Ancak bu tersine de böyledir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kızan bir seçmen sinirlenip gidip AK Parti'ye oy vermez. Ya başka daha ara bir parti verir. Ancak herkesin kaçırmaması gereken önemli bir şey var. Artık siyasi partilerin kendi oy oranından daha önemli olan durdukları blokun oyları. Bakın şu anda Millet İttifakı, yani eğer bu ittifak iki ittifak olarak devam edecekse, dikkat ederseniz Millet İttifakı'nın şu anda yaklaşık bir 6-7 puanlık bir artışından bahsediyoruz sonuç olarak biz. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla öbür tarafta da 6-7 puanlık bir inişten bahsediyoruz. Bu çok kolay bir şey değil bu anlamda. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın 52.4 ile kazanıldığını biliyorsak, ki biliyoruz. Dolayısıyla 2.5'in aslında Türkiye'deki bütün yönetim erkini, hatta bir yerden sonra sadece yasama, sadece yürütme anlamında değil, belki yargıyı da içine alan çok kapsamlı bir erkler bütününü 2,5 puanın etkilediği bir dönemden bahsediyoruz. Ve 2,5 puanın çok kıymetli olduğundan bahsediyoruz doğal olarak. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla dün görüştüm. İşte alanla birkaç gün önce görüştüm. Yani muhalefetin bütün liderlerle son 10-15 gün içerisinde herhalde görüştüm yani.
onlarla olan konuşmada, diyalogta da bu konular gündeme geliyor. Yani onlar da şu anda asıl olan ittifakı yürütebilmek ve var olan bu ittifakla, bakın var olan bu ittifakla bir bütün olarak seçime gidebilmeyi konuşuyorlar. Mesele bu, zorluk orada. Mehmet Ali Bey, madem bu görüşmeleri yaptınız, özel konuşmalarınızı sormuyoruz tabii ki ama bize bir havayı verir misiniz? Yani ne diyorlar? Mesela Kemal Bey ne konuda huzursuz, şikayetçi ya da daha fazlasını bekliyor? Diğerlerine ne dediniz, ne önerdiniz ve onlar hangi konularda sıkıntı duyduklarını, nerede tıkandıklarını nasıl anlattılar? Ya şöyle, bizim tabii önerimiz değil, onların genel itibariyle soruları olur. Genelde siyasi partiler bütün araştırma firmalarıyla muhtemelen görüşürler. En azından pek çoğuyla görüşürler. Kemal Bey'le de görüşüyorlar, başkalarıyla da. Şimdi bakın, şu anda çok özür dilerim, seçmenin nazarında ne para ediyor? Yani neyin kıymeti var? Seçmen ayağına gelen, kendi derdine tercüman insanları seviyor. İşte nereden anlıyoruz bunu? Sayın Meral Akşener'in partisindeki yükselişten anlıyoruz bunu. Bu fotoğrafı gören Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son bir aydır partisinin yetkili organlarına talimat verdi. Onlar da sahaya inmeye başladılar. Dikkat edin, ilk defa bu düzeyde bir sahaya inme oluyor. Aksaray'a 30 milletvekili gitti, Afyon'a bir o kadar milletvekili gitti, başka illere de gidecekler. Hatta bana söylediği ifadeyle söyleyeyim, önümüzdeki günlerde Doğu Güneydoğu hariç en az 15-20 milletvekiliyle temsil edilen şekilde şehirlere gidip orada halkın her katmanıyla görüşüp sonra bunları günün sonunda raporlayıp Ankara'ya taşımak üzerine kurgulu bir saha siyaseti. Çünkü artık seçmen bu saha siyasetini önemsiyor. Medya çünkü çok dar anlamda belli bir kesimin dışındaki diğer medya belli bir yerde total olarak tamamen kontrol altında, öyle görüyor siyasi parti olarak muhalefet. Peki şimdi bu muhalefetin dikkat bir çeken önemli bir noktası şu. Bakın, seçimden seçime ittifak kurmak kolay bir şey. Yani seçime yakın siz birileriyle oturursunuz, ittifak kurarsınız. Ama sürdürülebilir ittifakı muhalefetteyken sürdürmek gerçekten kolay değil. Çünkü yani nimet yok, ortada çok mihnet var ve siz kendi kendinizi bağlıyorsunuz bu noktada. Dolayısıyla şu anda bütün bunları bir elde tutarak sürdürülebilir bir muhalefeti tek çatı altında tutma işini başarmak bana göre de tek başına bir başarı hikayesidir. Ve bunu sürdürüyor muhalefet şu anda. Buradan şunu anlıyoruz, Mehmet Ali Kulak Bey'in sözlerinden belki Kemal Bey'e sormamız gerekiyor. Buradan böyle hani seçime iki dakika kala karar veririz diyen partiler, Saadet, Deva, Gelecek, bunları anlamamız mı gerekiyor değil mi Kemal Bey, ne diyorsunuz? Yani şöyle, seçime iki dakika sonra karar verilirse o karardan muhtemelen bir şey çıkmaz. Çünkü seçime iki dakika kalana kadar pazarlık yapılmış demektir. Yani o kadar uzun pazarlıklar sonucunda yapılan ittifaklara kendi seçmenleri bile güvenerek bakmazlar açıkçası siyasetçilerin. O yüzden o kadar gecikmez ittifaklar. Mehmet Ali Kulat'ın söylediği bu 2,5 puan her şeyi değiştirecek kısmı zaten bu Erdoğan'ın hükümetin zaman zaman yumuşaması, zaman zaman sertleşmesine sebep olan şey. 50+1. Yani 50+1'i sertleşerek alacaksa sertleşiyor. Yumuşayarak alacaksa yumuşuyor. İşte mesele, bütün pişmanlıkları da bence bu 50+1. Çünkü bu sistemi böyle hayal etmediler. Bu sistemi nasıl hayal ettiler? O tam olarak bir şehir efsanesiydi. Dediler ki ya sağ %70, sol %30. Bu iş son noktada ikinci tura kalacak bile olsa %70'e 30 biter. Kim aday olursa olsun vesaire dediler. Oysa şeyi hiç hesap etmediler. İnsanların bu yıllarda 2021'de hayat tarzlarına göre ideolojiyi terk edip hayat tarzlarına göre aynı kampta buluşabileceklerini hayal etmediler. O yüzden bu 50+1 pişmanlıkları çok büyük. Şu oy oranlarıyla bile iktidar olabilecek başka başka yöntemleri zorlayacaklardır bence. Ve bunu erken seçimi zorlamak yerine önce bunu zorlamayı tercih edecekler. Hatta
aylardır konuşulan bu reform meselelerini bekletme sebebi bile bu olabilir. Reformların ana eksenlerini uyduruk anayasa maddelerine ekleyip bunu oylatmak isteyebilirler. İşte demokratikleşeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak diye. Onun içerisine de böyle çikolata kılığında bir zehir koyarak işte 50 artı 1'i kaldırıp ilk turda en yüksek oyu alan seçilecek. İlk turda %40 artı 1'i geçen varsa ikinci tura gerek olmayacak gibi bir maddeyle bence önce böyle bir şey denemeleri gerekiyor. Çünkü şu oy oranlarıyla iktidar olabilecek gibi gözükmüyorlar tekrar. Çok uzaktalar. Varsa sorun. Benim bir kısacık bir şeyim var izine Kadri. Yani ben anket sonucunu sormak istediğim için, sen galiba siyasi bir soru soracağın için anketten girdim diye. Ama Gelecek ve Deva'nın durumunu Mehmet Ali Bey, burada sizin anketinizde Gelecek ve Deva'yı bir iki civarına sıkışmış görüyoruz. İki Gelecek görünüyor, iki Deva görünüyor. Bu bir sıkışma mı? Yani orada böyle kalmış, çünkü önceki anketlerde de aynı civarlardaydı. Bir yukarı doğru bir trend görmüyoruz bu iki partide. Bunu ne dersiniz? Yani gidebilirler mi ileri doğru, yoksa burada böyle kaldılar mı bunlar? Saadet Partisi gibi bu civarlarda bir oyla kalacak gibi mi görünüyorlar? Sahadaki şeyinizi, gözleminizi soruyorum. Bizzat kendinizle gittiğiniz için. Ben yükseleceklerini düşünüyorum. Ancak şöyle bir zorluk var bu iki partinin tabanı açısından. Bu iki partinin tabanı ağırlıklı olarak biraz önce ifade ettik AK Partili taban. Dolayısıyla bu insanlar özellikle mesela esnafsa, işi varsa, bir yerde çalışıyorsa, yani kendisini çok fazla derecede deşifre edemiyor ve parti teşkilatları da zaten pek çok ilde kurulmuş değil. Daha kendisini yüksek sesle ifade edecek bir ortamda değil, ufukta seçim yok. Ben bu her iki partinin de yükselme trendini görüyorum doğrusu. Sahada bize sorular olarak en çok sorulan soru, yani siyasi anlamda söylüyorum en çok sorulan soru, bir kere bize önce seçim var mı sorusu yoğun soruluyor. Size biraz önce Şirin Hanım'ın söylediği gibi herkesin, her görenin sorduğu soru gibi bu soru soruluyor ve ilk defa bu kadar yoğun soruluyor. Ama ikinci olarak Gelecek Partisi'nin ve Deva'nın durumu soruluyor. Daha muhafazakar seçmen Geleceği, daha sekülere yakın seçmen de Deva'yı bize soruyor. Yarın ne olur diye soruyor. Oy verecek, vermeyecek. Onu ben önümüzdeki süreçte biraz daha yükseliş trendine bağlı olarak görüyorum. Peki Kadri. Peki.